Merhaba değerli katılımcılar. Öncelikle Fen Fakültesi Kimya Bölümü hocamız Profesör Doktor Elif Subaşı'na beni bu semineri vermeye davet ettiği ve gerek zebra balığı modelini tanıtabilmem, gerekse bu modelle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan bir kesiti burada sizlerle paylaşma fırsatı verdiği için çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle yöneticisi olduğum araştırma laboratuvarı 9 Eylül Üniversitesi'nin sağlık yerleşkesinde yer alan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde bulunmaktadır. Biz bu donanımlı merkezde genç ve dinamik bir araştırma ekibiyle birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün sizlere bu seminerin konusu olan zebra balığı biriminin tanıtımıyla başlamak istiyorum. Öncelikle tam otomatik bir zebra balığı akvaryum sistemimiz mevcut bu birimde ve yaklaşık olarak 11 bin balık barındırma kapasitemiz bulunuyor. Birimimizde bir karantina odamız, 3 tane mikro manipülasyon ve görüntüleme odamız ve 2 de teknik personelimiz var. Bunlardan biri teknik sorumlumuz, diğeri ise hayvan bakıcımız. Şimdi ben biraz iyi bir model organizmanın karakteristik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Her şeyden önce laboratuvar koşullarında kolaylıkla elde edilebilmesi, üretilmesi ve bakımının da aynı şekilde kolay olması gerekiyor. Deneysel manipülasyonlara elverişli, küçük bir boyuta sahipse daha avantajlı ve kısa üreme zamanına sahipse de diğer model organizmalardan biraz daha avantajlı bir hale geliyor. Genetik manipülasyonlara uygun olması ve moleküler mekanizmaların korunmuş olması da yine bizim buradan elde edeceğimiz verilerin insana uygulanabilmesi için elverişli koşulları sağlıyor. Aynı zamanda bazı model organizmalarda da potansiyel ekonomik kar elde etmek gibi bir kaygıya sahip olunabiliyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda ENA için model organizmaları temelde ikiye ayırdığını görüyoruz. Bunlar aslında memeli modelleri ve memeli olmayan modeller. Bir de her iki gruba da girmeyen diğer model organizmalar mevcut. Burada gördüğünüz gibi zebra balığı memeli olmayan modeller arasında sınıflandırılıyor. Şimdi öncelikle bu zebra balığına geçmeden önce ben diğer model organizmaların özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum ve avantaj dezavantaj karşılaştırması yaparak zebra balığına geçiş yapmak istiyorum. Şimdi ilk model organizmalardan ikisi olan C. elegans ve Drosophila modelleri aslında bize çok şey öğretti. Ancak bu modellerin embriyonik manipülasyonlarının zor olması ve bu modellerdeki bazı biyolojik süreçlerin gerçekleşmiyor olması, yani sadece omurgalılarda gerçekleşen süreçleri bizim bu modellerde göremememiz, bu iki modele bir bakıma dezavantaj getirmiş oluyor. Çünkü omurgasız organizmalardan elde edilecek bilimsel sonuçların omurgalılara ve insana aktarımı oldukça zor. Memeli modellerinde ise karşımıza çıkan ilk iki model fare ve sıçan modelleri, rodentler olarak gruplandırabildiğimiz. Yalnız bunların da bazı dezavantajları var. Her ne kadar insana yakın olsalar da kompleks bir genoma sahip olmaları, embriyo gelişiminin in utero yani anne karnında gerçekleşiyor olması ve dolayısıyla erişilmez durumda olması, embriyonik manipülasyonların zor olması, embriyo kültürünün zor ve kısıtlı olması bu modellerde karşılaştığımız bazı dezavantajlardan. Bunun yanı sıra klasik ileri yönlü yani forward genetik dediğimiz genetiğin zor olması, erken dönem mutant fenotiplerini araştırmanın yine komplike olması, çünkü anne tarafından yok edilme gibi bir durumla karşılaşıyoruz. Ve gelişim ve yaşam döngüsünün görece yavaş olması diğer dezavantajlardan. Bir de benim burada özellikle bahsetmek istediğim rejenerasyon yani doku ve organ rejenerasyonunun yenilenmesinin oldukça kısıtlı olması da bu modelleri rejenerasyon çalışmaları için ideal bir model organizma olmaktan uzaklaştırıyor. Ve bu noktada zebra balığı karşımıza çıkıyor. Şimdi zebra balığı yani Latince adıyla Danio rerio, Xenopus ve insanlar gibi o da bir omurgalı modeli. Yetişkin zebra balığı yaklaşık 4-5 santim uzunluğunda oluyor. Dişiler kısmen yumurta gelişimine ayrılmış vücut kütlesi yüzünden erkeklerden birazcık daha büyük, burada göreceğiniz gibi. Ganj Nehri'nin akıntılarında doğal olarak yaşıyorlar ve küçük tanklarda oldukça mutlular. Zebra balığı 1970'lerde Oregon Üniversitesi'nde George Streisinger ile bir model organizma olarak, onun tarafından bir model organizma olarak geliştiriliyor. Ve zebra balığı üzerine yapılan çalışmalar yüzlerce laboratuvara yayılıyor. Balık genetiği günümüzde iyi bilinmektedir. Pigmentasyon, vücut morfolojisi ve kanser gibi hastalıkların edinilmesini etkileyen birçok mutant mevcuttur. Bu az önce söylediğim gibi George Streisinger'in 1970'lerde bu modeli bilim camiasına kazandırmasının arkasından Christian Industrie Feuerhardt 1984'te Streisinger'in bu zebra balığı gelişimine ilişkin ilk makalesini okuyor
Ve bunun sonrasında da 1992 yılında Tübingen Max Planck Gelişim Biyolojisi Enstitüsü'nde büyük bir zebra balığı birimi kuruyor. Ve bu aslında zebra balığı genetiğinin de temellerinin atıldığı bir olay olarak tarihe geçiyor. Zebra balığının yaşam döngüsüne kısaca bakacak olursak, aslında 24 saatin içinde burada şematize edildiği şekilde küçük bir zebra balığı oluşuyor ve burada 48 saatlik bir larvayı görüyorsunuz. Bu dönem aslında bizim için çok önemli çünkü tamamen transparan olarak, yani şeffaf olarak gerçekleştiği için dışarıdan birçok gelişimsel süreci bizim gözleme şansımız var. Ve yaklaşık 3 ayın sonunda da biz erişkin bir zebra balığı ile karşılaşıyoruz. Biraz özelliklerinden bahsedecek olursak, bakımının nispeten kolay ve düşük maliyetli olduğunu söyleyebiliriz. Çok sayıda yavru elde ediyoruz. Büyük bir embriyo, dış fertilizasyon ve dolayısıyla dış gelişim. Ve verimli bir genetik manipülasyon söz konusu. Jenerasyon süresi 3 ay. Ayrıca embriyoların tamamen şeffaf olması, pigmentasyonun da belli ilaçlarla durdurulabiliyor olması, bunun yine o zebra paterni, yani zebra balığın adını alan zebra paternini elde etmeden önce bunun çeşitli ilaçlarla durdurulabiliyor olması da bu şeffaf olan embriyonik gelişim sürecini uzatıyor. O embriyogenezin ve organ gelişiminin izlenmesine kolaylık sağlıyor. Zetfin diye bir altyapı var. Bu bir veri tabanı. Burada bilinen anatomi, gen haritaları, mutant hatlar, mutagenez ve transgenez araçları tamamen paylaşılmış durumda. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir yerinde zebra balığı ile çalışan bir grupla bu platform üzerinden iletişime geçme şansınız ve onların elinde olan bazı işte transgenik hayvanlara ve benzer araçlara sahip olabilme şansınız var bu şekilde iletişim kurarak. Tamamen dizilenmiş bir genomu var. Bu da insan genomunun %70'in üzerinde bir benzerlik gösteriyor. Önemli bir avantaj. Dolayısıyla çalışmak istediğiniz genin, bir insan geninin zebra balığında bulunma ihtimali oldukça yüksek. Dinamik ve yaşam boyu süren doku ve organ yenilenmesine sahip ve çok çeşitli gelişimsel ve erişkin döneme ait insan hastalığını modellemek için de elverişli bir model. Dolayısıyla zaten bu da bugünün temel konusunu oluşturuyor. Şimdi erişkin bir zebra balığının anatomisi aslında larval dönemdeki balığa çok benziyor. Burada larval ve erişkin dönemdeki zebra balığın organlarını görüyorsunuz ve larval yaş fertilizasyon süresi sonrasındaki işte 3 ila 5 gün arası. Ve bu daha sonra, yani geç larval dönem olarak uzuyor ve burada aslında birçok organın oluşmakta olduğunu, birçoğunun gelişimini hani büyük oranda tamamladığını görüyoruz ve aslında tabii devam ediyor ama bu biraz ince detaylar düzeyinde devam ediyor. Dolayısıyla aslında erişkinlerde modellemenin zor olduğu bazı olayları, bazı hastalıkları veya incelemek istediğimiz bazı gelişimsel olayları biz daha larval dönemde incelemeye başlayabiliyoruz. O yüzden de larvalar önemli bir alt seçenek sunuyor bize zebra balığı çalışmalarında. Yine biraz önce kısaca bahsettiğim gibi bir zebra balığı bilgi network'ü, bilgi ağı söz konusu. Burada bu zebra balığının genetik ve genomik veri tabanı Zetfin, seçilmiş, düzenlenmiş ve çapraz referanslı bir zebra balığı araştırma verileri yelpazesi içeriyor ve bizim çok sıklıkla başvurduğumuz bir platform. Şimdi ben bugün konuşmamda temel olarak zebra balığının bir rejenerasyon modeli olarak kullanılmasından ve daha sonra da kanser modellenmesinde kullanılmasından bahsedeceğim. Sonlara doğru da bu iki mekanizmanın karşılaştırıldığı verilerimizden size bir yelpaze sunmak istiyorum. Şimdi zebra balığı çok sıra dışı bir rejenerasyon modeli. Çünkü bilinen bütün doku ve organlarını yüksek kapasitede fonksiyonel olarak ve morfolojik olarak yenileme oranına sahip. Örneğin burada merkezi sinir sistemini, kalbi, karaciğeri, derisini ve yüzgeçlerini, yani bizde uzuvlara denk gelen organlarını yenileyebildiğini görüyoruz. Mesela bunlardan en çok çalışılmış olanlarından bir tanesi zebra balığında kuyruk, yani uzuv rejenerasyonu. Burada blastema adlı bir doku oluşuyor. Yani kuyruğun yaklaşık %50'sini amputasyonla aldıktan sonra kısa bir süre sonra burada bir blastema dokusu oluşuyor ve biz bunu aslında diferansiye olmamış, ya şurada görebileceğiniz gibi, diferansiye olmamış kök hücre öncü topluluğu olarak tanımlayabiliriz. Kök ya da öncü hücre topluluğu. Bu blastemanın en önemli özelliği yüksek proliferasyon kapasitesine sahip hücreleri barındırması. Dolayısıyla da biz bu blastemanın ilerleyen aşamalarda
zebra balığının bu kaybolan dokusunu ortaya koyabilecek, yenileyebilecek hücrelere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ve gördüğünüz gibi de iki hafta sonrasında yaklaşık olarak işte burada 10 günlük bir kuyruk sürecini görüyoruz. Ama bunun 2 hafta sonra tamamen yerine geldiğini söyleyebiliriz. Ve bu blastemadaki kök hücreler sayesinde gerçekleşiyor. Bu hücrelerin bölünmesi ve daha sonra da diferansiye olması ile gerçekleşiyor. Bir başka önemli doku ve organ rejenerasyonu çalışması zebra balığı kalbi ile gerçekleşiyor. Burada kalp rejenerasyonunun basamaklarını görüyoruz çok hızlandırmış bir şekilde ve karşılaştırmasını insanda ve zebra balığında. Şimdi burada bir miyokardiyal enfarktüs sonrasında yani kalp krizi olarak adlandırabileceğimiz bunun sonrasında memelilerde bildiğiniz gibi aslında fibroz ve remodeling dediğimiz süreç gerçekleşiyor. Yani aslında burada bir scar dokusu oluşuyor ve kalbin bu zarar gören kısmı bir scar dokusuna dönüşerek artık fonksiyonunu yitiriyor. Ama bu yeni doğmuş farede bu sürecin biz rejenerasyonuna sonlandığını görüyoruz. Yani aslında zarar gören dokunun onarıldığını ve tekrar fonksiyonel hale geldiğini görüyoruz. Ancak bu çok sınırlı bir kapasite ve bir süre sonra yani sadece yeni doğan farede var ve bir süre sonra bu ortadan kayboluyor bu rejenerasyon kapasitesi. Ancak bu zebra balığında hayat boyu devam ediyor. Ve yine aynı yeni doğan farede olduğu gibi bir yüksek bir rejenerasyon kapasitesine bağlı olarak buradaki hasar görmüş olan doku kendini yenileyebiliyor. Kalp rejenerasyonunda ki aşamalardan birazcık bahsedecek olursak aslında burada endokardiyumun ve epikardiyumun aktivasyonu sonrasında miyokard dediğimiz yani kalp kasının olduğu tabakanın proliferatif özellik göstermeye başlamasıyla ortaya çıkıyor. Ve başarılı bir rejenerasyonda elektriksel bağlantının yeniden kurulması ve oluşan pıhtının tamamen çözülmesiyle kendini gösteriyor. Erişkin omurgalı modellerinde bir başka önemli konu olarak karşımıza çıkan aslında beynin rejenerasyonu. Yani zebra balığını çok cazip bir rejeneratif model haline getiren organlardan bir tanesi de zebra balığının merkezi sinir sistemi. Bu beyni, beyinciği ve spinal kordu içeren bölmeleri. Şimdi bu slide'da omurgaların beyninde proliferasyon ve nörojenez bölgelerini görüyoruz. Burada 3 farklı organizma var. Bu en baştaki bir kemirgen yani bir fare beynine ait. Sağ tarafta bir kuşun beynini görüyoruz. Bu bir muhabbet kuşunun beyni ve en alt tarafta da zebra balığının beynini görüyoruz. Burada gördüğümüz renklendirme kodları sürekli olarak proliferasyon kapasitesi gösteren ve nörojenik özelliğe sahip olan alanları gösteriyor. Kemirgenlerde bu nörojenik bölgelerin sadece 2 tane olduğunu görüyoruz ve bunlar telensefalondaki subventriküler bölge dediğimiz bir bölge ve hipokampüsteki subgranüler bölge. Dolayısıyla sadece 2 bölgeyle sınırlı. Muhabbet kuşunda da yine benzer bir durum söz konusu. Sadece birazcık daha yayılmış durumda ancak yine beynin sadece belli bir bölgesinde sıkışmış durumda telensefalon bölgesinde. Ancak balık beyninde bu durumun çok daha genişlediğini görüyoruz ve en anterior bölge olan olfaktör bulktan tam beyin sapına kadar ve spinal kordu da içeren bir bölmede yüksek düzeyde proliferasyon kapasitesinin olduğunu görüyoruz. Yani olfaktör bölgeden medullaya dek diyebileceğimiz 16 farklı bölgede yüksek düzeyde rejenerasyon kapasitesini görüyoruz ve bu 16 bölgede kök ve öncü hücreler tarafından hasar sonrasında yenilenme gerçekleşiyor. Burada yine bir moleküler düzeyde karakterize edilmiş olan bir beyin rejenerasyonunun bir şematize edilmiş halini görüyorsunuz. Ventriküler bölgede yüksek proliferasyon kapasitesi gösteren hücreler var ve bunlar hasar sonrasında bu ortada gördüğümüz beyaz ile gösterilen bölgede bir sembolik olarak bir hasar oluşma bölgesini temsil ediyor. Bu mesela beyinden bir iğnenin yerleştirilerek telensefalon bölgesine ufak bir yara açması şeklinde gerçekleşebilir. Bizim modellerimizde biz bunu bu şekilde yapıyoruz. Ve burada bu hasarın sonrasında bu ventriküler bölgedeki hücreler
bir süre sonra çoğalmaya başlıyorlar. Proliferatif özellik gösteriyorlar ve daha sonrasında göç gerçekleştirerek bu parenkimal bölgeye doğru, hasar bölgesine doğru göç etmeye başlıyorlar ve bir yandan da bir süre sonra proliferasyonlarını tamamladıktan sonra farklılaşmaya, yani diferansiye olmaya başlıyorlar ve hasar gören dokuyu onarıyorlar. Bu aslında uzun, yani birkaç aya yayılmış bir süreç, ancak yani en hızlı kısmının biz yaklaşık olarak bir iki hafta içinde tamamlandığını görüyoruz. Üçüncü haftadan sonra artık diferansiyasyon biraz daha düşmeye başlıyor ve yavaş yavaş bunu uzun bir süreye yayarak tam olarak yenilenmeyi gerçekleştiriyor beyin. Burada da bir amigdalik beta toksisite modelini görüyoruz. Bu aslında cerebroventriküler mikroenjeksiyon dediğimiz bir yöntemle beynin içine amiloid beta peptidinin enjeksiyonu yoluyla oluşturuluyor. Yani bu aslında bir Alzheimer modeli oluyor bize. Yani buna tekabül ediyor. Bu amiloid beta'nın serebroventriküler yolla balığın beynine verilmesinin sonrasında amiloidoz oluşuyor ve apoptoz oranı anlamlı şekilde artıyor. Yani hücreler burada apoptotik yolla ölüyorlar. Ve bu da bir süre sonra nöral kök hücre proliferasyonunu ve nörojenizi tetikliyor. Yani aslında bir yara, biraz önce gösterdiğim gibi bir bıçak yarası şeklinde bir yaranın açılmasıyla da beynin orta bölgesinde veya bir amiloid beta'nın enjeksiyonu sonrasında aslında benzer sinyal iletim yolakları aktive oluyor. Ve bu da kök hücrelerin buna bir proliferatif yanıt vermesi ile başlıyor. Arkasından da nörojeniz gerçekleşiyor. Yani diferansiyasyonla bu hasar gören ve ölen hücrelerin yerine sağlıklı hücreler ve doku oluşumu gerçekleşiyor. Şimdi ben bundan sonra konuşmamın diğer bölümünde, ikinci bölümünde biraz zebra balığı kanser modellerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü kanser, çok çeşitli kanserleri modellemek için de çok elverişli bir model zebra balığı. Şimdi öncelikle zebra balığı farklı dönemlerinde, yani embriyonik, juvenil dediğimiz erken, yani gençlik döneminde ve daha sonra erişkin döneminde, üç farklı dönemde kanser çalışmaları için kullanılabiliyor. Bu örneğin bir kanserle ilişkili gelişimsel fenotipleri incelemek istiyorsanız bu erken dönem 1 ila 4 gün arası çok elverişli. Bu birazcık daha uzatılabilir, 5-6 güne kadar çıkarılabilir. Eğer daha farklı bir amacınız varsa, mesela kanserin başlangıcı ve daha sonrasında nasıl ilerlediği, yani ilk erken evrelerini nasıl tamamladığı ve bu embriyonik dönemle erişkin dönem arasında nasıl bir geçiş sağladığı gibi soruları yanıtlamak istiyorsak birazcık daha geç dönemi kullanabiliriz. Yani 10 ila 45 gün arasını kullanabiliriz. Şayet erişkin kanserlerini modellemek istiyorsak ve bunların ileri aşamalarında nasıl gerçekleştiğini görmek istiyorsak, işte kanserin progresyonuna ve metastazına dair daha ileri dönemde bazı çalışmalar gerçekleştirmek istiyorsak da erişkin modellerini çok rahatlıkla kullanabiliriz. Dolayısıyla aslında her, yani sorduğumuz soruya göre farklı zebra balığı dönemlerini, zebra balığı modellerini kullanarak sorularınıza yanıtlar arayabiliriz. Burada yine önemli modellerden bir tanesi zebra balığı transplantasyon modelleri. Burada doğrudan memeli kanser hücrelerinin zebra balığına erişkin veya embriyonik dönemde transplante edilmesi ve daha sonra bu hücrelerin davranışlarının incelenmesiyle çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Örneğin burada sol kısımda erişkin transplantlarını görüyoruz. Burada zebra balığına bir grup memeli hücresi erişkin dönemde veriliyor ve daha sonrasında bunun hücrelerin işte nasıl metastaz yaptıkları, örneğin tekli metastazlar mı yoksa grup halinde metastatik davranış göstererek sonrasında büyümeleri, mesela bu tür çalışmalar yapılabilir. Dolayısıyla tümör büyümesinin veya metastatik davranışının incelenmesi için uygun bir platform. Yalnız burada önemli bir nokta, tabii ki zebra balığının da bir immün sistemi var, bir bağışıklık sistemi var. Dolayısıyla transplante edilen hücrelere karşı bir bağışıklık oluşturmaması ve bu hücreleri yok etmemesi için de irradiyasyonla, yani bağışıklık sisteminin baskılandığı balıkların kullanılması gerekiyor. Ve bunun sonrasında da nakledilen hücreler erişkinler tarafından yok edilmiyor ve hücrelerin davranışları incelenebiliyor.
Yine embriyolarda da benzer şekilde transplantasyon çalışmaları gerçekleştirilebiliyor. Burada en büyük avantaj embriyonik dönemde henüz immün sistemin, yani bağışıklık sisteminin gelişmemiş olması. Dolayısıyla burada bir bağışıklık sistemini baskılayıcı herhangi bir unsur uygulamak durumunda kalmadan, herhangi bir ilaç veya bir muamele yapmadan doğal haliyle zaten bağışıklık sistemi henüz oluşmadığı için transplante edilen hücrelerin, memeli hücrelerinin, kanser hücrelerinin davranışları birkaç gün boyunca izlenebiliyor. Zebra balığı aynı zamanda antikanser kimyasal taramaları için de çok elverişli bir model. Çünkü çok sayıda embriyo elde edilebildiği için ve bunlar işte 96 well plate kitte, örneğin 96 kuyucuklu bir plakada bu embriyoların yerleştirilmesi sonrasında çeşitli antikanser adayı olabilecek kimyasalların taramaları gerçekleştirilebiliyor. Örneğin burada fenotipik düzeyde araştırmalar yapılabilir. Aynı zamanda eğer ilaçların daha moleküler düzeyde gerçekleştirdiği etkilere bakılmak isteniyorsa da bu embriyolardan elde edilecek çeşitli RNA ya da protein materyalinde de bu ilaçların etkisine bakılabilir. Daha sonrasında da buradan fare gibi daha omurgaları insana yakın olan omurgalara ya da memeli sistemlerine geçilerek çalışmalar devam ettirilebilir. Zebra balığı ilaç taramalarında tabii ki çok fazla, sistemin çok fazla avantajı var. O yüzden de çok yaygın şekilde kullanılıyor. Örneğin çok sayıda yavruyla başlanması, sık sık çiftleştirilebiliyor olması ve aynı zamanda sadece suya koyma yoluyla, yani ortamdaki ilaçları hızlı bir şekilde absorbe etmesi nedeniyle de zebra balığı çok elverişli bir model haline geliyor burada. Yarı şeffaf bir vücuda sahip olması da oldukça önemli bir avantaj. Örneğin burada işte bir aort kasılmalarını önleyen bir ilaç görüyoruz. Çeşitli ilaç taramaları sonunda ortaya çıkmış veya işte bir kontrolsüz mitotik bölünmeyi engelleyen bir ilaç görebiliyoruz. Dolayısıyla bir antikanser potansiyeli var. Bu tür taramalar için de oldukça elverişli bir model. Şimdi ben sunumun üçüncü bölümünde, son bölümünde size çalışmalarımızdan birkaç kesit sunmak istiyorum. Biz burada rejenerasyon ve kanseri karşılaştırmak için, bu mekanizmaları birbiriyle karşılaştırmak için her ikisinin de oluşturulabildiği bir sistem olan zebra balığından yararlandık. Ve melanosit hücreleri üzerinde karşılaştırmalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Ben bundan birkaç sonucumuzu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi burada ilk slide'ımda, bu kısımda rejenerasyon ve tümörojenezin basit bir karşılaştırmasını göstermek istiyorum. Normal koşullarda rejenerasyon hemostazla başlıyor. Enflamatuar hücreler yeni epidermis oluşturmak için keratinositlerin ve fibroblastların yara bölgesine göçünü ve proliferasyonunu indikleyen sitokinler ve büyüme faktörleri gibi bazı faktörler üretiyor. Daha sonra önceden var olan hücreler farklılaşıyor ve kökün bu uzak ucuna doğru hareket ediyorlar ve çoğalarak granüle bir görünüme sahip erken bir blastem oluşturuyorlar. Bu nedenle de temel olarak blastema, yani çoğalan farklılaşmamış hücrelerin bir kütlesi olarak tanımlanabiliyor, daha önce de bahsettiğim gibi. Daha sonra bu hücreler morfogenezi yeniden oluşturmak için yeniden farklılaşıyorlar ve yenilenen dokunun, yani herhangi bir kontrolsüz çoğalmaya uğrayan bir hücre kütlesine dönüşmemesi için bu olayların çok kontrollü bir şekilde sonlandırıldığına dikkat etmemiz gerekiyor. Benzer şekilde tümörojenezde hücrelerin çoğalmasıyla başlıyor. Ancak bu çoğalma çoğunlukla anormal bir çoğalma ve anormal şekilde büyüyen hücrelerde çevreleyen dokuda bir şekilde hayatta kalıyorlar. Ve daha sonra tümörle ilişkili enflamasyon, tümör mikroçevresinde doğuştan gelen ve adaptif immün hücrelerin infiltrasyonuyla gerçekleşiyor. Ayrıca bu enflamasyon tümör büyümesine yardımcı olabiliyor. Ve farklılaşma tümör ilerlemesinde hücrelerin zayıf hücresel farklılaşmaya ve olgun hücrelerin morfolojik karakterlerine sahip olduğu bir anaplastik fenotipe neden oluyor. Bazı kanser türlerinde farklılaşma markörlerinin ekspresyonunun tümör ilerledikçe kademeli olarak azaldığını, buna karşın kök ve progenitör markerlarında ekspresyonun arttığı bulunuyor. Dolayısıyla da sonuçta bir tümör ilerlemesi bir anaplastik tümör kütlesine yol açıyor. Şimdi rejenerasyon post-embriyonik yaşamdaki bazı organizmaların kaybolan veya kesilen dokuları, organları ve fonksiyonlarını geri kazanması veya eski haline getirmesi. Daha önce derde rejenerasyon hücre proliferasyonuna göre kategorize ediliyordu. Aslında yenilenme sürecine katılan birkaç hücre kökeninin olduğunu biliyoruz.
Son zamanlarda hayvan rejenerasyonunda 4 tane olası hücre kaynağı öneriliyor. Bunlardan ilkinde yapıyı eski haline getirmek için önceden var olan olgun hücreler çoğalıyor. Yani diferansiye olmuş hücreler. İkincisinde farklılaşmamış bir öncü hücre çoğalıyor. Ve sonra olgun hücrelere farklılaşıyor. Üçüncü olarak rejenerasyon önceden var olan hücrelerin herhangi bir proliferasyon olmadan başka bir hücre tipine, yani trans farklılaşmasını içeriyor. Ve sonuncusunda da hücre bölünmesi olmadan geç evre farklılaşmış hücrelerin farklılaşmamış öncülerin doğrudan farklılaşmasıyla gerçekleşebiliyor. Şimdi burada biz melanom örneği üzerinden ilerlemeye karar verdik. Melanom nedir? Kısaca agresif bir kötü huylu tümördür. Çeşitli dokularda gelişebilir. Burada gördüğünüz gibi işte kütenöz melanom olabilir, mukozal melanom olabilir veya oküler melanom olabilir. Gözde de gerçekleşebilir. Pigmentli veya pigmentsiz melanomlar mevcuttur. Bu saytı melanom ilerlemesini basitleştirilmiş bir sunumla görebilirsiniz. Burada iyi huylu bir melanositik nevus, kontrollü proliferasyondur. Çoğunlukla BRAF mutasyonları gerçekleşiyor burada. Melanositlerin anormal büyümesi, BRAF mutasyonu burada tek başına yeterli değildir bu atipik anormal büyüme için. Ancak tümör baskılayıcı nevuslarda ek mutasyonlarla birlikte melanoma doğru ilerler. Ve burada gördüğümüz gibi CDKN2A veya PITAN gibi bunların kaybı sonrasında ilerlemede daha hızlı bir süreç başlıyor. Melanositlerin epidermiste bir yatay olarak çoğalma yeteneği kazanması radyal büyüme fazı olarak adlandırılıyor. Bunu da dikey büyüme fazı takip ediyor. Çok sayıda moleküler olay bu kötü huylu hücrelerin bazal membranı istila etmesine ve dermiste dikey olarak çoğalmasına izin veriyor burada gördüğünüz gibi. Ve sonrasında da artık metastatik evre geliyor. Bu aslında en tehlikeli evre. Burada epitel hücre temasının kaybına bağlı olarak melanom hücreleri vücudun diğer bölgelerine, genellikle önce lenf düğümlerine, ardından da cilde, akciğerlere ve beyne yayılıyor. Burada şimdi zebra balığı modellerimize geçecek olursak, burada bir günlük bir neokuprin adı verilen bir ilaçla muamele edilmiş balıkların depigmentasyon ve rejenerasyon sürecini görebilirsiniz. Bu melanosit ölümünü yakalamak ve işte melanositlerin deriden atılması, melanosit farklılaşmasının başlangıcı ve rejenerasyonun tamamlanmasını gözlemleyebilmek için balıkları her gün görüntüledik. Burada balıkların gösterilmeyen işte 3 DPA'da melanosit kaybetmeye başladığını gözlemledik. Bununla birlikte melanositlerin çoğu deriden atıldığında 4 DPA'da büyük bir melanosit kaybı meydana geldi. Ve burada şerit deseninin artık görülmediğini görebilirsiniz. Yani zebra balığı artık tam anlamıyla bir zebra balığı olmuyor burada. Zebra paternini yitiriyor çizgileri. İlk farklılaşma ipuçları hafif melanosit pigmentasyonu başladığında 7 DPA'da gözlemleniyor. Ve son olarak da 15 DPA'da, yani DPA burada ablasyon sonrası, yani melanositlerin ölümünün sonrasındaki 15. güne tekabül ediyor. Burada melanosit rejenerasyonunun tamamlandığını ve şerit deseninin tekrar oluşturulduğunu görebiliriz. Burada melanosit rejenerasyonu sırasında birinci günü görüyoruz. Burada proliferasyon markerlarının bir hayli arttığını söyleyebiliriz ve buna karşılıkta diferansiyasyon markerları oldukça düşük düzeylerde. 7. günde ise, yani melanosit rejenerasyonu sırasında 7. günde ise artık proliferasyon markerlarının belirteçlerinin düşmeye başladığını ve bunu karşılıkta diferansiyasyon belirteçlerinin çok arttığını görüyoruz. Örneğin tirozinaz gibi, DCT gibi. Yani burada bizim amacımız aslında erken ve geç melanosit rejenerasyon aşamalarına karar vermek. Bunun için de proliferasyon belirteci olarak PCNA'yı ve erken melanosit gelişme belirteci olarak da MITFA'yı kullandık. Bu az önce söylediğim gibi PCNA'yın 4 günde arttığını görüyoruz ve 7 DPA'da da PCNA ifadesinin değişmediğini söyleyebiliriz. MITFA ifadesine baktığımızda ise 4 DPA ile en yüksek ifadeye sahip olduğunu ve sonradan azaldığını görebiliriz. Şimdi bu karşılaştırmaları yapabilmek için, yani kanserle rejenerasyon mekanizmalarını karşılaştırabilmek için bizim tabii bir de melanosit hücrelerinin kanserleri olan melanom modellerini oluşturmamız gerekiyordu. Bunun için de biz bir transgenik hat ile, burada adını gördüğümüz bir transgenik hat ile yabanıl tip balıkları çaprazladık. Bu transgenik hat aslında
Melanositlerin oluşmamış olduğu, yani mitfa markörleri, melanositlerin temel markörleri, bunların oluşmamış olduğu bir hücre hattında aynı zamanda da RAS onkogeninde bir mutasyon var. Yani bu transgenik, çift transgenik balıkları yabanıl tip balıklarla çaprazladığımızda ortaya iki tip balık çıkıyor. Bunlardan bir tanesi bizim kontrol grubu olarak kullanabildiğimiz sağ taraftaki balıklar ve sol taraftaki balıklarda ise oluşan her bir melanosit hücresi doğrudan kanser hücresine dönüşüyor. Çünkü bunlarda RAS onkogeninin mutant versiyonu aktif. Dolayısıyla çaprazlamanın sonunda oluşan alt tiplerden bir tanesi kontrol olarak kullanılırken bir tanesi kanserli balık olarak kullanılıyor. Bu şekil, bu kita, HRAS az önce gösterdiğim balıkların ve yabani tip balıkların larva aşamasındaki melezlerini gösteriyor. Mitva artı eksi dediğimiz üstteki kısımlar, birinci ve üçüncü sıralar, kontrol larvaları. Bunlar larvaların 3, 6, 10 ve 13. fertilizasyon sonrasındaki 13. günde yanal ve dorsal görünümleri. Melanosit genişlemesi 3 DPF'den başlayarak yavaş yavaş gözlemlenmeye başlıyor burada gördüğümüz gibi. Yani artık 3. günden sonra, fertilizasyondan sonra kontrol grubundan ayrışmaya başlıyor kanserli balıklarımız. Ve baştaki pigmentasyon paterni yavaş yavaş kırılıyor ve melanosit yoğunluğu daha yüksek olan kita HRAS larvasını burada görebiliyoruz. Yani kontrol grubuyla karşılaştırdığımızda çok daha fazla sayıda melanosit üretiyor ve artık melanoma doğru bir gidiş başlıyor. Burada yüzeyel olarak yayılan melanosit genişlemesinin yaklaşık 2 ayda melanom büyümesine dönüşmeye başladığını görüyoruz. 2. ayda burada gördüğümüz gibi kuyruklarda ve vücudun çeşitli yerlerinde melanom kitleleri oluşmaya başlıyor. Ve 2 aylık balıklarda artık küçük melanomlar gelişiyor. Bu aşamada melanomun farklı sınırları var. İşte ülserleşme veya damarlanma gözlenmiyor. Ancak 5 aylık olduklarında artık melanomu çok büyük miktarlarda melanom büyümesine sahip olduğunu görüyoruz. Ve çok büyük deformasyona sahip tümörlerin olduğunu ve anjiyogenezin başladığını görebiliyoruz. Büyük melanom kitlesi vücutta çok yüksek deformasyonlara neden oluyor ve balıkların genelde dört farklı şekilde melanom büyümesine sahip olduğunu gözlemledik. Bunlar dorsal bölgede, sırt yüzgeci bölgesinde, kuyruk yüzgeci bölgesinde ve anal yüzgeçte gözlemlendi. Bu melanom büyümelerinin 3 tanesi hiperpigmentli iken sırt tarafındaki melanom burada gördüğünüz gibi hipopigmentli bir yapıya sahip. Yani pigmentasyon oranının düşük olduğu. Dolayısıyla yüksek pigmentasyona sahip ve düşük pigmentasyona sahip tümörlerin aynı balıkta bir arada oluşabildiğini gördük. Daha sonra biz bu melanomları skorladık ve bu melanom dönüşüm olan, yani bu nebulardan, bu küçük melanom öncüllerinden tam anlamıyla gerçek ve büyük melanomlara dönüşüm oranını değerlendirmek için de melanom büyümesini fertilizasyondan sonra 4, 8 ve 20 hafta sonrasına kadar saydık. Ve burada sadece vücudu çevreleyen ve şerit modelini bozan melanoz genişlemesini gördük. Bir aylık balıklarda burada göreceğiniz üzere henüz bir melanom büyümesi gözlemlemedik. Bununla birlikte 2 aylık balıkların işte yaklaşık %17'sinde ve daha sonra da işte 5 aylık balıkların yaklaşık %50'sinde, 11 aylık balıkların da %62'sinde melanom büyümesinin olduğunu gördük. Yani giderek artan oranlarda melanom büyümesi vardı ancak bir süre sonra bu yavaşladı. Ve biz daha sonra bu erişkin melanom modellerinden kesitler aldık ve bunlar da hematoksilan eozin boyamaları gerçekleştirerek melanomun ne kadar derinlere indiğini gördük. Ve çok yüksek sayıda kontrolle karşılaştırdığımızda oldukça derinlerde çok yüksek sayıda hücre büyümesinin olduğunu, hücre çoğalmasının olduğunu gözlemledik. Ve sonrasında yüksek ve düşük pigment gösteren melanomlarda bozulan sinyal iletim yolaklarına baktık. Burada çeşitli sinyal iletim yolaklarının belirteçlerinin kantitatif PCR ile değerlendirmesine gerçekleştirdik. Ve burada gen ekspresyonlarına baktık. Örneğin işte DASP6, P21 ya da CPOS gibi çeşitli kanser belirteçlerinin tümörlerde çok yüksek oranlarda arttığını,
hem yüksek pigmentli hem de düşük pigmentli melanomlarda bu genlerin ekspresyonlarının çok arttığını gördük. Ancak burada tabii çok kritik olan bir fark, yüksek pigmentlilere nazaran düşük pigmentli melanomlarda bu kanser belirtilerinin çok daha yüksek oranlarda artmış olmasıydı. Bu gerçekten çarpıcı bir gözlem olarak karşımıza çıktı. Ve yine farklı melanosit diferansiyasyonu belirteçlerinin ifadelerinin de yüksek ve düşük pigmentli melanomlarda kontrol gruplarına göre oldukça yüksek şekillerde arttığını gördük. Bu defa mesela yüksek pigmentli melanomlarda bu belirteçlerin çok yüksek oranlarda artmasına karşın düşük pigmentli melanomlarda kontrol gruplarına göre bir düşüş gördük. Bu da zaten aslında beklenen bir sonuçtu çünkü bunlar diferansiyasyonla, melanosit diferansiyasyonuyla ilişkili şeyler oldukları için pigment oranının düşük olduğu, yani çok daha pardon yüksek olduğu, yani çok daha fazla oranda diferansiye olmuş olduğunu beklediğimiz balıklarda, balıkların melanomlarında bu belirteçlerin ifadelerinin arttığını, tam tersi durumlarda ise azaldığını gördük. Daha sonra bu qPCR analizine göre farklılaşmış karakter gösterdiği için hipopigmentli melanomda nöral kesit belirteçlerini kontrol ettik. Nöral crest ile bir bağlantı kurabilmek için işte crestin DLX2A ve SOX10 gibi belirteçleri kullandık ve bunların melanomda kontrole göre daha yüksek ekspresyona sahip olduğunu bulduk. Bunlar bize aslında düşük pigmentli melanomlarda nöral crest belirteçlerinin ifadelerinin de arttığını göstermiş oldu. Şimdi ben burada sonuçlarımızı biraz toparlamak istiyorum. Şimdi öncelikle melanosit rejenerasyonu ve melanom modellerimizi oluşturduk. Ve rejenerasyon ve kanser mekanizmalarının aynı organizma içinde, aynı organda, burada bir hücre düzeyinde oluyor, başarılı bir şekilde karşılaştırabileceğini göstermiş olduk. Zebra balığı melanom modelinin, yani Kita HRSV12 modelinin uygun bir kanser modeli olduğunu ortaya çıkardık. Çünkü yüzgeç bölgelerinde çok sayıda melanom gelişimi gördük. Yine erişkin balıkların 2 ay içinde melanom geliştirmeye başladığını ve 5 aylık balıkların da yaklaşık %50'sinde melanom gelişiminin gözlendiğini ortaya çıkardık. Dolayısıyla bu melanom için uygun bir modeldi balık modelimiz. İyi huylu lezyonların kötü huylu melanomlara dönüşümlerini takip edebildik. Yani o büyümeyi ve belirteçlerdeki ifade değişimlerini takip edebildik. Ve zebra balığı modelinin erken ve geç aşamalarda melanosit rejenerasyon profillerini malign melanomla karşılaştırmak için uygun bir araç olduğunu ortaya çıkarmış olduk. Ben sunumumun sonunda öğrencilerime, İBG Zebra Balığı Birimi çalışanlarına, işbirliği yaptığımız yurt içindeki ve yurt dışındaki değerli hocalarımıza, çalışmalarımızı destekleyen bütün kuruluşlara ve ilginiz için siz değerli katılımcılara çok teşekkür etmek istiyorum.